Evet arkadaşlar, top geldi. Bir daha çek. Eser için. Güçlü alkışlar gelsin mi duyalım sizlerden. Yerli ve değerli Gaziantep halkı, aziz milletimize dünya liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın hediyelerinden sadece bir tanesi olan TOG aracımız sağ olsun il başkanımızın isteklerimizi kırmamasıyla ilçemize geldi. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ben hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. TOG'u görmek için geldiğiniz için buralara. Vatanımıza, milletimize hayırlı olsun. Rabbim Cumhurbaşkanımıza uzun sağlıklı ömürler versin diyorum. Sağ olun, var olun. Kıymetli Gaziantepliler, bu güzel gururu beraber yaşamak adına hükümet meydanına toplandığınız için hepinize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyor, şükranlarımı sunuyorum. Biz araca bindik. Araç 10 numara bir araç. Dış devletten yapmış olduğu diğer araçlarla kıyası bile olmaz. Milli gururumuz, TOG'umuz aziz milletimize hayırlı olsun. Geçen sene 29 Ekim'de ilk standtan inerken yapamaz dediler, olmaz dediler, inanmadılar. Şu an 81 vilayetin 81'ine de TOG gidiyor ve canlı olarak gözle görülüyor. İHA'larımız, SİHA'larımız, TCG Anadolu'muz, deniz olsaydı TCG Anadolu'yu da buraya getirdik. Ama deniz olmadığı için onu getiremedik. Kemal Kılıçdaroğlu demiş, TCG Anadolu'yu demiş, seçim otobüsü yaptınız demiş. Yahu sen yap da seçim otobüsü yap. Kıymetli Gaziantepliler, bugün burada gördüm ki Ömet kararını vermiş, TOG'u güzel bir şekilde karşıladı. Pazar günü de 5-0 için sözleşiyor muyuz? Hay maşallah, birinci soruda aldık biz cevabımızı. TOG'u kim yaptı? Erdoğan! TOG'u kim yaptı? Erdoğan! TOG'u kim yaptı? Erdoğan! SİHA'yı kim yaptı? Erdoğan! TCG Anadolu'yu kim yaptı? Erdoğan! Kim dünyaya Osmanlı tokadını kim vuracak? Erdoğan! Sizlerin sayesinde pazar günü saat 22 sularında Cumhurbaşkanımız öyle bir konuşma yapacak ki balkon konuşmasından tüm dış devletlere ve içimizdeki dış mihraklara öyle bir Osmanlı tokadı vuracak ki %60'la Cumhurbaşkanımızı başkan yapacağız. Kıymetli Gaziantepliler, her birinizi bu güzel coşkudan dolayı saygı ve hürmetle selamlıyorum. Konuşmalarımızı uzatmak istiyorum aslında.
Birinci sıra milletvekili adayımız Adil Biçer, avukat, ilçe başkanlığını, belediye başkanlığını beraber yaptı. İkinci sıra milletvekili adayımız İsmail Çağlar Bayırcı. Üçüncü sıra milletvekili adayımız Mehmet Demir. İçinizden biri esnaf. Dördüncü sıra milletvekili adayımız Esra Özbek Balcan Efendi, hafız, içimizden birisi. Beşinci sıra milletvekili adayımız dün buradaydı. Ziyaret ettiğimiz yerlerde karşılaştığımız vatandaşlarımız olmuştur. Anadolu'nun derdini bilen Kütahya İl Tarım Müdürü, müdür yardımcılığı görevlerini yapmış, taşradan çıkmış bir insan. Emet olarak %80'in üzerinde AK Parti'ye oy bekliyoruz. Bakın hemşerilerim, TOK'ta Emet'e kadar geldi. 81 vilayetin 81'ine, 951 ilçeye bizzat vakit yetiştiğimce gidecek. İnşallah ileride biz de yazılırız da, şansımız varsa, nasibimiz varsa biz de alırız. Hepimizin arabaları inşallah TOK olur. Kıymetli hemşerilerim, şimdi herkes araca dokunmak heyecanında. Ben sizi araca dokunmak üzere araçla baş başa bırakıyorum TOK'la. Rabbim inşallah bu hizmetleri gören ve pazar günü de bunu fiilen yerine getiren Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının bizim yanımızda olduğu, dış devletlerdeki soydaşlarımız bizim için dua ediyor. Dindaşlarımız bizim için dua ediyor. Sizler de hem dualarınızı yapın hem de fiiliyattaki göreviniz olan oyumuzu Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve AK Parti'mize kullanın. Cumhur İttifakı'yla Türkiye'ye, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne 400 vekille gideceğiz Allah'ın izniyle. Şimdi sizleri araçla baş başa bırakıyor. Hepimiz Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun.